Hoş geldiniz Demiryan'ın mutfağına. Bugünkü menümüzde Pamukören'e geldik. Orada kete yapacağım. Yani ablam yapacak, ben yapmayacağım. Ablam Hollanda'dan geldi. Pamukören'de komşusu var. Hollanda'dan kalma komşusu var. Onun yanına geldik. Şimdi orada bir o ev sahibi Ayşe teyze kete dedi. Biz de kete yapıyoruz sevgili takipçilerim. Yani yalnız hamuru yoğururken göstermedik ama hamura da un, göz karali, un, tuz, su, maya. Başka bir şey yok sevgili takipçilerim. Şimdi üzerine örttü ablam. Azıcık mayalamaya bırakıyoruz sevgili takipçilerim. Mayalandıktan sonra görüşürüz. Yaptık, pişirdik. Bezeler çıkarmıştır. Kim çekecek? Burası da Ayşe teyzenin mutfağı. Şimdi ablam bezeleri alacak, onu göstereceğim size. Bezesiz kalak değil. Dur. Hamurumuz çok güzel mayalandı. Çok güzel mayalandı. Şimdi ablam bezeleri alacak, ben de çekiyorum. Bezeyi aldıktan sonra, yuka açtıktan sonra görüşebiliriz sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hayır diyorum, her diyor. Yeter mi ya kız? Çok küçük alma. Sen gördün mü, yani çevir. İki yukadan yaparsın. İki yukadan yaparsın. Şimdi bezeyi aldıktan sonra görüşürüz sevgili takipçilerim. Bezelerimizi aldık sevgili takipçilerim. O yani ölçüsüzdür. Bu göz karalıdır. Göz karalıdan o göz karalıdan sevgili takipçilerim 9 sene bezemiz oldu. Şimdi bu bezeleri tepsiye alacağım. 10 dakika bekleyeceğim. 10 dakika sonra görüşürüz sevgili takipçilerim. Ablam ellerini yıkanıyor. Ya koydun mu Ayşe teyze yağı koydun mu ocağa? Ya dokun, nerede koyacak lan? Burada yok ya. Yukamızı açarken görüşürüz sevgili takipçilerim. Yok değil mi sufra? Sufra. Bezelerimizi aldım, bezi ıslattım üzerine. Örttüm ki şey olmasın, kurumasın sevgili takipçilerim. Bezimizi örtüyorum üzerine ki hava sıcak olduğu için kurumasın. Islattım, öyle örttüm üzerine. Şimdi yukamızı açıyor ablam. Çok güzel bir kete olacak. Hem de nasıl? Çok güzel, çok muhteşem bir kete olacak. Şimdi birinci yukamızı açtık. İkinci yukamız açılıyor. Yağımızda soracak olursan bizim dilimize göre sarı yağdır. Halk diline göre vite yağıdır. Şaşırdım gene ben. Sarı yağ. Sarı yağ, halk dilinde de tereyağı. Bizim dilimizde sarı yağdır. İkinci yukamız açılıyor. Şimdi ben birinci yukayı yağlayacağım. İkinci yukayı yağlamada görüşürüz. Şimdi ikinci yukamızı üzerine sardık. Yani iki yukadan bir kete yapılacak. Bu da Ayşe teyzemizdir. Ayşe teyzemiz ablamın 18 senelik Hollanda'dan komşusu Pamukören'e geldik. Ablam görmeye geldi komşusunu. Aman yarabbim. Şimdi ablam elinde yukamızı atıyor. Ay yapıştı. Anam döküldü. Bir şey olmaz o, dökülsün.
Güzel olur. Ben hiç iki yukadan yapmadım. Hep tek yukadan yapıyordum. Sabah sereninde yapıyoruz. Sıcakta yapılmıyor. Eriyor hamur. Sabahın serininde. Ayşe abla, ablama dedi çok senin ketelerin çok yemişik. O yüzden ben de ablam dedi ki yapayım sana gene buzdolabına koy Ayşe teyze. Buzdolabından çıkarırsın, ısıdırsın, yiyersin. Kesti yukamızı ablam. Yukaları üst üste koyuyor, kestiklerini. Ablam daha çeşit yapıyor. Ben öyle yapmıyorum. Ben kesip kesip ufak ufak ketenin ortasına döküyorum. Birini iri eyle diyorum. Ona döküyorum. Birincisini yapıyor işte. Yani iki yukadan bir kete yapıyor. Şimdi o duracak, donacak. Ondan sonra ikinci, üçüncü yukamızı açacak. Ondan sonra görüşürüz sevgili takipçilerim. Şimdi yukalarımız açıldı. Ablam elinde atıyor yukamızı. Çok şey etmiyorum. Biraz yakından alalım. Yanında da bir kahve içeceğiz. Bir de şeyimiz var. Taze incirimiz. Ayşe teyzenin bahçesinden. İncirimiz de bu sevgili takipçilerim. Şöyle koyayım. Bu da incir. Taze incir. Şimdi incirle kahve içeceğim sevgili takipçilerim. Gene görüşürüz. Lan sen kızım. Sen arandın. Efendim? Yukamızı kesiyor. Aleyküm selam Hacı teyze. Nasılsın? İyiyim ben ya şükür. Şey yaptığımız yok ya Hacı teyze. Evlerdeyiz. Evdeyiz. Oyalım burada dedim gitti. Bir video çekelim Ayşe ablanın evinde. Çektik çektik. Yok yok biz buradayız. Biz gitmedik Erzurum'a. Hoca efendi yalnız gitti. Ben çocuklarla kaldım burada. Bazen de gölgeli çıkabilirim. Videomu sevgili takipçilerim kusura bakmayın çünkü tripodum olmadığı için olabilir. Hayırdır? Diğerlerini de görüşürüz. Kahve içerken de burada da kahvelerimiz var. Şimdi kahve kim var? İçeceğim. Evet. Bunlar da kahvelerimiz. Şaka yapıyorsun. Ters mi çıktı oğlum? Var edip namus kalmadı mı ya? Sevgili takipçilerim, Pamukören'den geldim. Şimdi süt helvası yapacağım. O şeyimize ekleyeceğim videomuza. Burada 2000 kilo sütüm var. Burada da 700 gram şekerim var. Burada da 2 yemek kaşığıyla pirincimiz var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sütümüzü tencereye alalım. Bismillah. İnşallah güzel olacak Allah'ınla. Bunu bizim memlekette benim annem yapardı şey için. Hani gelinlerin sandığına koymaya ki hani güvergeye verdiler mi mesela güvergi odasında bu süt helvasını gelin yiyerdi damatıyla birlikte. Yani işte, sandığına koyarlar, duvarı açıldıktan sonra sofra açacak. Sandığa koyuyor,
sandığa koyuyor. Yani ben o zamanlarda çocuk edim pek bilemiyorum sevgili takipçilerim. Bunu gelinin sandığına koyuyorlar süt helvasını. Mesela hangi gelin kız nereye evlenirse orada yani sofra bezini sarıyorlar. Ondan sonra bu süt helvasını koyuyorlar. Hepsi birlik oturuyorlar, yiyorlar ki yani tatlı olsun gelin diyesinler. Evet, bahşiş de koyuyorlar yiyenler oraya. Yiyenler mesela kim yiyerse onu bahşiş koyuyorlar. Ben o zamanlarda çocuğuydum, pek bilmiyordum. Ablam biliyor yani. Ablam da Hollanda'dan geldi sevgili takipçilerim. Ablam şimdi Nazilli'de ocağımızın başına geçiyorum. Şekeri de hemen töküyor mu? Tamam, onu da mı? Tamam, bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şekerimizi de dökelim. 750 gram bu şekerimiz. Burada da 2 yemek kaşığından pirincimiz var. Bitti. Şimdi ocağa git. Şimdi ocağın başına geçiyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, ocağımı yakalım. Durmadan karışacak, yanmaz. Şeker tut, yanmaz. Evet. Şimdi sevgili takipçilerim, bunu durmadan karıştıracaksın ki şekerli olduğu için yanmasın. Şimdi kaynadıktan sonra görüşürüz. Sevgili takipçilerim, kaynayana kadar karıştırdım. Kaynadı. Yani kaynayana kadar havalı ateşte kaynadı. Şimdi kısık ateşe aldım. Kısık ateşte böyle iyice kalınlanana kadar karıştıracağız bunu. Yani benim annem memlekette camış sütüyle, koyun sütüyle yapardı. Burada camış sütü yok, koyun sütü de yok. İnek sütüyle yapıyoruz sevgili takipçilerim. Ablam da bakalım beni götürecek. Yine göle gideceğim. Bakalım 15 gün mü kalırım, 20 gün mü kalırım. Ondan sonra geliyorum sevgili takipçilerim yani. Bakalım nasıl edeceğim. Çok güzel oluyor bu helva. Yani buna un mu karışmıyor ha. Bu 2 yemek kaşığıyla pirinç, 2 kilo süt, 700 gram şeker. Hani sizin sütünüz fazla olursa şey, yani fazla yapmak isterseniz 2 kilo süde 1 kilo şey katarsınız. 2,5 kilo süde 1 kilo şeker katarsınız. Bir şey olursa 1,5 kilo. Evet, yani şeyine göre 1,5, yani sütüne göre olabilir sevgili takipçilerim. Anam yaparmış, ben küçük idim bilmiyorum. Ablam gösterdi bana. Ablam gösterdi. Ondan sonra ablamla birlikte yapıyoruz sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim, daha hele kaynıyor. Yani bu saatlerce kaynayacak. Hemen olan bir şey değil. Şimdi ben sözü ablama bırakıyorum. Eski olanı söylesin abla. Eski bizim kültürümüz, bacım, bacılarım, annelerim, teyzelerim. Bizim kültürümüzde bu süt helvasını, un helvasını, tavuk, kazma parçası, keter yapardık. Gelinlerin sandığına koyardık. O gecesi ondan sonra gelin olur, sabahının duası açıldı mı? Akşam ondan sonra gelin sofra açar, dadımlık da bir şey değil. Doyumluk değil. Sofra açar dedim, birer ikişer tane lokma alırlar dedim. Ondan sonra bakırın başlıklarını koyarlar, ondan sonra geri çekilirler. O paralarda gelin hanımın olur. Yani bahşiş koyuyorlar onu yedikten sonra. Yani doyana kadar değil. Tadımlık sevgili takipçilerim. Şimdi bu süt helvamız biraz daha çok kaynayacak. Yani hemen olan bir şey değil. Görüşürüz olduktan sonra. Abla konuş. Bu süt helvası sonradan çıktı. Önceden un helvası var idi. Bacılarım, teyzelerim, annelerim, büyüklerim. Ondan sonra ben kendim yaptım bu süt helvasını. Annem dedi otur kendin yap dedi. Oturdu, ben kendim yaptım. Sandığımıza koyduk ondan sonra gelin olurken tabii. Bu 1967 senesinde. Şimdi değil dedim. Eski. Bu kadar sonra biter. Tamam. 1967 senesinde. Senesi bu.
Sevgili yavaş takipçilerim, yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bak, sütün rengi değişti. Yani bu camış, camış sütü olsa veyahut koyun sütü olsa bembeyaz olur. Bu inek sütü olduğu için biraz sarı oluyor. Yani çok güzel olacak yani. Şimdi bu oluşmaya başladı mı köpürüyor, yukarı çıkıyor. Şimdi ben kepçe içine soktuğum için aşağı endişeyi. Şimdi bu daha kaynayacak böyle. Dört parmak daha olacak. Ondan sonra bunu enduracağım sevgili takipçilerim. Bu pişkuktan sonra da görüşebiliriz. Tamam, geçiyor. Güzel. Şimdi süt helvamız yapıldı. Ahmet sen şey... Buna bir gelmeseniz ne olur bu işi görmedi. Şimdi süt helvamız pişti. Tasımızın içine döküyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu ben şeye koyacağım, dondurtacağım. Ama bilmiyorum donduktan sonra gösterelim mi? Bu donacak sevgili takipçilerim. Dip prizine koyacağım. Orada donacak. Bilmem şimdilik şey yapalım mı? Videoyu sonlandıralım mı, gösterelim mi? Şimdi videomuzu sonlandırıyorum sevgili takipçilerim. Ben bunu daha yani göstermeyeceğim. Zaten başına kete yapmışız pamuk oranda. Onu bağlayacağım. Bu da sonudur. Videomu sonlandırıyorum. Hadi sizlere hayırlı günler olsun sevgili takipçilerim. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Vallahi süt helvası. Bu gelinlere un helvası, süt helvası, parça, kete gelinlere koyulur giderken. Kız gelin olurken sevgili takipçilerim. Çok da muhteşem oldu, çok da güzel oldu. Şimdi ben bunu dip prizine koyacağım, orada donacağım. Daha da göstermeyeceğim yani, bu son. Hadi abone olmayı, like atmayı, izlemeyi unutmayın sevgili takipçilerim. Hadi hayırlı günleriniz olsun. Zaten ben öbüründe demişimdir.